Yeni nesil yayıncılığın adresi herkes duysun ekranlarından. Hepinize merhaba sevgili izleyenler. Ben Esma Ögül Bahar. Gündeme dair sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağım. Duymayan kalmasın başlıyor. Rusya'da patlayan termik santralde çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'ya bağlı Tuva Cumhuriyeti'nde bulunan termik santralin kazan dairesinde yerel saatle 08.49'da büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 6'sı ağır 29 kişi yaralandı. Türkiye ve Mısır arasında ilişkiler yeniden kuruluyor. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbeden sonra gerginleşen Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin ardından yumuşamaya başladı. Konuyla ilgili herkes duysuna özel açıklamalarda bulunan dış politika uzmanı Doktor Barış Adıbelli, Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin önümüzdeki süreçte Mısır'ı İsrail'le karşı karşıya getirebileceğini, ve Mısır'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Kontrolden çıkan araç önce refüje sonra direğe çarptı. Korkunç kazanı kameralara böyle yansıdı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde İbrahim Halil Bedük idaresindeki otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünü kaybettiği araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola geçerek devrildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bedük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa'da aracın içinden 50 bin TL'lik malzeme çalan hırsız yakalandı. Olay dün gece Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı çifte havuzlar mahallesinde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın camını kıran bir şahıs araçtan 50 bin TL değerinde inşaat malzemesi çaldı. Polis ekipleri kısa süre içinde şüphelinin kimliğini tespit etti. 9 tuç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemeceye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karıştığı kazada bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Paşa Mahallesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki TC'nin kullandığı araçla Yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mısır'a kaçtıkları tespit edilen anne oğul hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Buradan ATV ile çıktık. Ondan sonra ormanın içinden Göktürk'e kadar gittik. yakıt aldık orada. Dönüşte yolda gelirken benim kullandığım ATV arızalandı. Bir virajda arızalanmıştı. Bizdeki virajı durmayalım, biraz daha ileri alalım. Yani virajdan gelen araba bize çarpmaması için. Biz ATV yaparken bu vefat eden eniştem dedi ki işte ATV'nide döndürelim. ışığı görsünler yani bize çarpmasınlar. Ondan sonra 2-3 araba bizi fark etti, yavaşladı orada geçince. Ama bu bize çarpan araba aşırı süratliydi. Harbiden aşırı süratliydi. Zaten biz arabanın ışığını görmemizde arabanın kayması, bize bu çarpması bir anda oldu zaten. Bursa'da yaşlıları dolandıran sahte hakim Kıskıvrak yakalandı. Bursa'da sahte hakim ve savcı kılığına girip kurban seçtiği yaşlıları mobil bankacılık işlemleriyle yaklaşık 300 bin lira dolandıran şüpheli yapılan takibin ardından İstanbul'a kaçarken Kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İyi Parti'nin Bursa adayı Selçuk Türkoğlu projelerini tanıttı. İyi Parti, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Selçuk Türkoğlu, yaşanılabilir bir Bursa adlı proje lansman toplantısında çeşitli konularla hazırladığı 100 projesini tanıttı. Alperen Şengün'den NBA'de tarihi rekor, San Antonio Spurs'u evinde ağırlayan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets rakibini Şengün'ün göz dolduran performansıyla 114 e 101 mağlup etti. Şengün bu maçta attığı 45 sayıyla NBA'de bir maçta en çok sayı üreten Türk basketbolcu oldu. Yeni nesil yayıncılığın adresi herkes duysun da duymayan kalmasın programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarın gündeme dair sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.